BAC, şöyle açıları yazalım şimdi bAC. Şimdi bakın burası Bir de ABC burası o zaman üçüncü açıyı bulacağız. Şöyle yapabiliriz. Kosinüs alfa, bunlara da beta ve teta dersek. Kosinüs alfa, kosinüs 180 eksi beta eksi teta değil mi? Bir nevi arkadaşlar. kosinüs 180 eksi b artı teta eksi parantezinde. 180 olduğunda ikinci bölgede kosinüs negatiftir. Bu yüzden isim de değişmez ama eksi kos beta artı teta olur. O zaman ne yapacağım? Burada arkadaşlar beta da teta'yı toplayacağım. Taraf tarafa topluyorum. 36-24 daha 60 saniye. 60 saniye ne demektir? 1 dakika demektir. 12-47 daha 59 dakika. 1 dakikada eklersek 60 dakika yapar. O zaman 1 derece yapar. 72-47 daha 119 bir daha eklersem 120 derece yaptı. Hiç şu muhabbete bile gerek kalmadı aslında gördüğünüz gibi. Bu ikisinin toplamı 120 ise alfa buradan 60 derece geldi. Tantana yapmadan o zaman kosinüs 60'ın c 1 bölü 2 olduğunu görürüm. Eğer gıcık bir durum olsaydı bu çarpıladığım yerden yapacaktım. Sinüs dar açılar hepsi zaten pozitif. Sinüs kosinüs tanjant konuşmaya gerek yok. İkinci bölgede kosinüs negatiftir. Üçüncü bölgede tanjant pozitiftir. Böylece eksi oldu. Dar açı pozitif. Dördüncü bölgede sinüs negatif. İkinci bölgede kotanjant negatif. Buradan artı geldi. Sinüs ikinci bölgede pozitif. Kosinüs ikinci bölgede negatif. Ve tanjant 270'ten büyük olduğu için dördüncü bölgede negatif. Bu da arkadaşlar artı oldu. Eksi artı artı hangi şık bakalım? C şıkkı. P noktasının apsis değeri 1 bölü 3'müş arkadaşlar. O zaman şöyle hemen normal Pisagor yapalım. 1 bölü 9 artı şuraya y diyelim. Y kare eşittir 1 olacak. Y kare buradan 8 bölü 9. Y 2 kök 2 bölü 3. Haliyle arkadaşlar burasının uzunluğu 2 kök 2 bölü 3 oldu. Şimdi geldik kot alfaya. Kot alfa buraya kadar açı. Eğer arkadaşlar şurası olsaydı normal dik üçgen olsaydı kotanjant alfa ne olacaktı? 1 bölü 3 bölü 2 kök 2 bölü 3'ten karşı, komşu bölü karşıdan 1 bölü 2 kök 2 diyecektik. Ancak kotanjant 4. bölgede negatif olduğu için eksi 1 bölü 2 kök 2 demeyi unutmayacağız. D şıkkı. İkinci yorumda şudur. isteyen dinlemek zorunda değil bundan sonrasını. İkinci yorumda şudur arkadaşlar. Birim çemberde böyle açı verildiği zaman aslında durum şudur. Kosinüs alfa direkt apsistir yani 1 bölü 3'tür. Sinüs alfa arkadaşlar direkt ordinattır. Ordinat negatif burada eksi 2 kök 2 bölü 3'tür. Bunları bölerseniz yine aynı şekilde eksi 1 bölü 2 kök 2 olur. Birim çemberde koordinatlar bize aslında sin ve kosu veriyordu hatırlayın. Apsis yani x kos alfadır. Ordinat sinüs alfadır. Bunu da unutmayın sadece birim çemberde. Burada bildiğiniz ikinci dereceden iki bilinmeyen pardon denklem yapacağız arkadaşlar. Taraf tarafa çıkarırsanız sin x'ler gider. Eksi 3 cos x eşittir. Eksi 1 eksi 7 bölü 5 olur. Payda eşitlediğimiz zaman da eksi 12 bölü 5 eksi 3 cos x olur. Cos x de gördüğünüz gibi 4 bölü 5 olur. Şimdi dik üçgeni çizdim. X burası, 4 burası, 5 burası, 3 burası. Böylece kosinüs x 3 bölü 4 bölü 5 olduğu için artık bu uzunluğu da 3 bulmuş olduk. Ve tanjant x buradan 3 bölü 4 yapar. Bu arada tabii ki açıyı bize hani geniş açı, dar açı, muhabbeti falan yapmamış. O yüzden şıklarda da hiç negatif bir durum yok. 3 bölü 4 diyebiliriz. Ancak malum kosinüs 4. bölgede de pozitiftir. Eğer şıklarda negatiflik olsa onunla ilgili muhakkak bilgi verirdi. Kafanıza takmayın onu. Cevap B şıkkı 3 bölü 4. Açılar farklı verilmiş. O yüzden aslında soruda işimiz öyle. Çok da zor değil. Sin kare B'nin alabileceği en büyük değer nedir? Tabii ki birdir. Birin karesi en fazla 1 olur. Kos alfanın arkadaşlar alabileceği en büyük değer nedir? Birdir. Dolayısıyla bir kenar 4 oldu. Diğer kenar 2 oldu. Alan 8 oldu. Eğer ikisi de alfa derece olsaydı o zaman iş değişirdi. Onunla alakalı da yorumları zaten soru gelince yaparız. Motorun uzunluğu, yüksekliği değişmeyeceğine göre arkadaşlar yapmamız gereken mevzu nedir? Şuradaki motorun uzunluğunu normal trigonometrik bağıntıdan yararlanarak bulmak. Şimdi 25 derece olduğuna göre motorun uzunluğuna X diyelim. Sin 63, şey sin 63 nereden çıktı pardon. Sin 25 eşittir 63 bölü X. Ve bu yaklaşık olarak 0.42 ymiş Yani 42 bölü 100'müş. 7'ye böl 6, 7'ye böl 9. Bir daha 3'e böl 2, 3'e böl e, 3 oldu arkadaşlar. Bunlar da sadeleşti. X eşittir içler dışlar çarpımından 150 oldu. Demek ki yükseklik 150 santimmiş. Burada önce bir özdeşliği halledelim ki sonra sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. U üzeri 4 artı N üzeri 4 ne demektir? Onun tabii ki dördüncü kuvvetlerle çok işimiz yok. Bu U kare artı ne karenin karesi eksi 2 U kare çarpı ne karedir arkadaşlar tamam mı? Sonra bir de 2 u kare ne kare çarpı u kare artı ne kare duruyor. Şimdi bundan sonra soruya gönül rahatlığıyla başlayabiliriz. U kare artı ne kare dediği sin kare x artı cos kare x. O zaman burası 1. U kare ne kare dursun. Eksi 2 u kare ne kare. Sonra burası yine sin kare x artı cos kare x 1. E burası da 2 u kare ne kare oldu. Topladığımız zaman 0 geldi. Bir tek burada bir kaldı C şıkkı. Genin iç açılarının toplamı 180 derece ya bundan yararlanacağız. Genelde de bir açıyı diğerleri cinsinden yazmanız mantıklı. Sonuçta bakın şimdi A artı B artı C 180 derece. Biz her tarafı 2'ye bölersek A artı B artı C bölü 2 eşittir 90 olur. Sonra arkadaşlar B artı C değil mi? A bölü 2'ye ayır o zaman. A bölü 2 B artı C bölü 2 eşittir 90. A bölü 2 90 eksi b artı c bölü 2'ye eşit. Demek ki o zaman şunu söyleyebiliriz bakın. Ya da b artı c bölü 2'yi yalnız bırakalım. 90 eksi a bölü 2 diyelim. Her iki tarafın kosinüsünü aldığınızda kos b artı c 2. Cos 90 eksi a bölü 2'dir. Zaten toplamları 90 olduğu zaman kosinüs sinüse eşitti. Sinüs a bölü 2. Bunun yerine artık sin a bölü 2 yazacağız. Aynı mantıkla. A artı B artı C zaten 180 olduğu için burası direkt 180 bölü 2'den 90. Sin 90 1'dir. Cevabımız sin A bölü 2 B şıkkı. Tanjant alfa 2. Bakın 25 yazacağım tamam mı? Öbür türlü çünkü 5'ten göremeyiz. Tanjant alfa 2 1 bölü kök 25. Tanjant alfa 3 1 bölü kök 26. Tanjant alfa 4 1 bölü kök 27. O zaman şunu düşünebilirim. 25'i e referans alırsam. Tanjant alfa 2'de 25 artı 0. Tanjant alfa 3'de 25 artı 1. Tanjant alfa 4'de 25 artı 2. O zaman demek ki şu indisin 2 eksiği kadar ekliyorum. Haliyle tanjant alfa 26 eşittir. 1 bölü kök 25 artı 2 eksiği kadar ekle 24. Demek ki 1 bölü 49 cevap 1 bölü 7'ymiş. Bu şekilde bir aritmetik durum olduğunu görmemiz gerekiyordu arkadaşlar. X artı Y'den yararlanmanız lazım. Nasıl biliyor musunuz? Şurada arkadaşlar ya bazen aza göre ya da bazen çoka göre hareket edersiniz. Örnek 2X artı 2Y artı Y de diyebilirsiniz. Bazen 3X artı 3Y eksi X de diyebilirsiniz. Hangisi o an mantıklıysa denersiniz olmadı öbürüne gidersiniz. Şimdi haliyle 2X artı 3Y'yi ben önce 2 ile çarpıp şey daha çok hoşuma gittiği için 180 oradan bir yürüyeyim bakayım gelecek mi? 2x artı y artı y. 2x artı 2y 180 derece. Böylece tan 180 artı y oldu. Çarpı sinüs x artı y artı y. Şimdi 100, x artı y arkadaşlar 90 derece zaten. Sin 90 artı y oldu. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. 90 olduğunda isim değişir. Kos y oldu. Tanjant 180 artıya isim değişmez ancak ikinci bölge değil üçüncü bölge olduğu için artık tanjant orada pozitiftir. Tanjant y çarpı kosinüs y geldi cevap. Haliyle arkadaşlar tanjant y ye yerine sin y ye bölü kos y yazayım ki buradaki kos y ile sadeleşsin. Cevap sin y olsun c şıkkı. Önce bir şu pi'lerden kurtulalım çünkü onlar kafanızı karıştırır. 180'de isim değişmez kosinüs de normalde negatiftir ama cos kare olduğu için yine cos kare x olacaktır. Dördüncü bölgede normalde yine sinüs negatiftir ama kare olduğu için bu da sin kare x olarak çıkacak arkadaşlar. Haliyle eksi sin kare x olacak. F cos kare x eksi sin kare x eşitmiş sin x'e. Şimdi buradan fonksiyon birebir örtenmiş f'in tersi 2 kök 5 nedir diye soruluyor. Cos kare x gördüğüm yere ne yazabilirim? 1 eksi sin kare x bir de yanında eksi sin kare x var. Böylece f 1 eksi 2 sin kare x eşittir sin x oldu arkadaşlar. Buradan sonra ne söyleyeceğim? Şimdi bakın sin x sin x bunu normal fonksiyona döndürün. 1 eksi 2 t kare eşit oldu t'ye. Hatta artık burada harfi güncelle 1 eksi 2x kare eşittir x. Fonksiyonlarda bu şekilde harf değiştirmelerini yapmanız gerekiyor. At öbür tarafa kolay bir şey olacak bak. 1 eksi 2x kare f'in tersi e, x oldu. Şimdi 2 bölü kök 5 ver. 1 eksi 2 bölü kök 5'in karesi 4 bölü 5. F'in tersi 2 bölü kök 5. Zaten x gördüğümüz yere 2 bölü kök 5 yazmıştık. Demek ki 1 eksi 8 bölü 5'ten eksi 3 bölü 5 oldu arkadaşlar. F'in tersi 2 bölü kök 5. Cevap B şıkkı. Arkadaşlar dikkatlice dinleyin beni. Bu soruyu böyle kapak açar gibi düşüneceksiniz. En kısa gitme sorularında şöyle giderken biz simetri alırız böyle gideriz ya. Ya da şöyle buradan buraya gidecekseniz buraya böyle bir dikdörtgen daha eklersiniz. Böyle yaparsınız. Bu tarz anlatımları ben katı cisimlerde önemli olduğu için bahsettim. Yine dikdörtgen karede de var. İsterseniz izleyebilirsiniz oradan. Şimdi burayı uzatmadan göstereyim bakın size. Önce üst kapağı açıyorum. Tamam mı? Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları açtım. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Karşı duvara. Yani bizim şu karşıdaki arkada kalan duvara gitmemiz lazım. Haliyle oradaki kapağı da açıyorum. Böyle açarak gidiyorum aslında. Tamam mı? Onu da böyle arkadan açtım. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şu noktaya geleceğiz. Haliyle benim alttakini de açıp böyle üste eklemem lazım. Gördünüz mü? Bu hamleleri yapmadan olmaz arkadaşlar. Şimdi geldiğim nokta aslında ne biliyor musunuz? Şuraya şöyle bir T noktası diyeyim. Şu an bu T noktasına bir nevi gelmiş oldum bakın. Şöyle birleştireceğim dikkat. Kenarların üzerinden gittim. Aşağıdaki o T noktasına ulaştım. Sonra arkadaşlar burada yine açmaya devam edeceğim. Bakın şimdi. Ee, artık şu yüzey, burayı da yine açacağım. Şöyle ekleyeceğim üzerine. Sonra onun e, ne tarafına geliyoruz? Yukarı gidiyoruz. Yine bakın şöyle arkadaşlar. Burayı da böyle eklemiş olayım. En son bir de şu noktaya gideceğim için. Bakın o en alttaki, en alttaki demeyeyim pardon. Arka kapağı yine açmış oldum. Yani ben arkadaşlar giderken, şöyle bir yola gideceğim. Dost doğru yaptığımıza göre artık direkt bitiş noktası olan şöyle bir L diyelim oraya. L noktasına ulaştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. Gördüğünüz gibi tan alfa 7 bölü 5 geldi. Şöyle bir dik üçgen yaptık. Ancak oradan giderek silindirler daha kolay oluyor. Ama burada bir oraya gitmiş bir oraya gitmiş görmekte zorlanmakta haklısınız ama gerçekten böyle zorlayıcı bir soru. Cevap E şıkkı.